bunlar belediye! Belediye! Ulan çaratalar, nasıl olsa yakalarım sizi! Bu halimiz ne be abi? Hep böyle kaçacak mıyız? Kaçacağız lastik, kaçacağız! Adımız bir kere serseriye çıkmış, yürü! Beyler, hediyesi 1 lira! Şimdi tarifnamesini sunuyorum! Buraya dökeceksiniz biraz toz, sonra elinizin içinden burasını sıvazlayacaksınız, kan lekesi, pas lekesi, ruj lekesi, hiçbir şey kalmaz! Tamam mı? Buyur abicim! Abi berekat da berekat, sağ olasın, güle güle! Ne demek parayı geri istemek ya? Var mı öyle şey ya, para geri istemek, veremeyiz ya, olmaz! Nasıl veremezsiniz ya, bu saçların sabun diye ki tebeşir dozu! Bir kere bağırmadan konuş, hakaret edemezsin sabunumuza sen bizim! Bak, bir kere çıkarmasını bilmiyorsun sen! Dökme üstüne ya! Abi dök! İçinde bıraktım beni, iki kese! Dökeceğim de öyle çıkaracağım! Bir tane de bize verin bakalım! Bir tane değil, buyur abicim hepsize! Tamam! Hadi be, çekilin şuradan, başımız belada zaten! Yakaladım sizi! Bir daha elimden kaçamazsınız, dur! Abi, elini öpeyim, elini öpeyim! Çek! Abicim, gösteri yapıyorduk burada, kaç defa söyledim size buralarda satış yapmayın diye, ha? Ne olur abicim, bu seferlik de idare ediver bir defa, ne olur ya! Söz sen aklı başında birine benziyorsun. Niçin gidip size gösterilen yerde satış yapmıyor da yasak olan yerlerde dolaşıyorsunuz? Haklısın abi. Yerden göğe kadar haklısın abicim. Şimdi size ceza keseceğim. Kes. Eğer bir daha rastlarsam elinizdeki bütün malları alırım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Abicim. Bütün sermayeyi kediye yüklüyoruz. Al bakalım abi. Yaktın bizi be abi. Yaktın vallahi. Yani. Ulan bir daha sizi buralarda görmeyin basın. Ama erkeklik yine bizde kalsın. Evet. Bir tane sabun takdim edeyim sana abi. Hediyesi 1 lira abi. Vatan geminin malları bunlar. Bugün gene fazla bir satış yapamadık be abi. Öyle oldu ya. Baksana 20 lira ya var ya yok. Toptancıya borcunu ödemen lazım, değil mi abi? Borcu ödemekten vazgeçtik, yeni mal almak lazım. Oh, of! Zaten adam bizi görünce bozuluyor. Peki ne yapacağız şimdi abi? Ne dersin, süslü mahalleye gidelim mi?
Belki oradan biraz para alabiliriz. Deli misin abi? Zaten ev kirasından 300 lira borcumuz var. Bir de üstelik borç para verir mi o karı? Bakarsın verir be! Süslü mahallenin nabzına göre şerbet verdik mi bu iş tamamdır. Hadi yürü şansımız. Yok verir. Abi, vallahi gitmem yürü ben! Be, üstelik yürü. Bir de dayak yeriz o karıdan! Be, gitmem, vallahi gitmem yürü. Abi! Bugün olmaz efendim, yarın görüşürüz. Aman, yarın dedik ya be! Kiraları topladın mı? Evet efendim, bu Ömer Bey'in, bu da dükkanın efendim. Hani? Hani küçük evin kirası nerede? O parayı temin edememişler onlar efendim. Ne demek parayı temin edememişler? Ben sana boşuna mı maaş veriyorum ha? Biliyorum efendim, fakat o kadar fakirler ki... ...hem sonra isportacılıktan ne kazanırlar ki? Ne demek ne kazanırlar ki? İsportacılıktan kazanmıyorlarsa başka iş tutsunlar. Bak bana kocam öleli tam 20 sene oldu. Erkek gibi çalışıp bütün işi ben yapıyorum, hadi çık dışarı! Alo, evet efendim ben Mualla. Nasıl, kim dediniz? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do... Bana bak efendim, ben hep işi kendim hallederim, kendim! Do, si, la, olmaz böyle şey! Fa. Bir kere olmaz dedim mi, olmaz! Günaydın anneciğim! Anneciğim, Kostrovski, Pavlov, Şafirov'un do minör, si bemol, majör, opus 56 numaralı piyano konçertosu. Hay Allah kahretsin! Ulan hiç mi akranın olan gençleri görmüyorsun ha? Nesi var gençliğimin anneciğim? Ulan baksana, yeni gençlik neler yapıyor, hepsi böyle kalça sallıyor, böyle yapıyor! Sen durma, dan! Ama anneciğim, ben sanat çocuğuyum. Senin ne çocuğu olduğunu ben bilirim, kimse bilmez! Geliyorum anneciğim, ay! Bak oğlum, bütün gayem seni Nermin'le evlendirmek! Yakında nişanlanıyoruz ya anneciğim! Nişanlanıyorsunuz ama sen böyle gece gündüz piyano başından ayrılmazsan o kız seni almaz! Almaz anneciğim! Alır! Alır anneciğim! Oğlum! Öyle kısmet bir daha ele geçmez! Geçmez anneciğim! Ya, babası zengin! Zengin anneciğim! Kendi güzel! Güzel anneciğim! O eve gidersen istikbalin garanti olur! Olur anneciğim! Öyleyse siz ne zaman münasip görürseniz, o zaman nişanlanalım! Karar verdim, hemen nişanlanacaksın! Hemen nişanlanalım anneciğim! Hadi bakayım şimdi sen odana çık! Hemen odama çıkayım anneciğim! Do, re, mi... Öpsene anneciğim! Çok mersi! Ah, alo! Nasılsınız hanımefendiciğim? Kızımız nasıl? Bugün öğleden sonra oğlumla ziyaretinize gelecektik. Tabii efendim! Mersi! Güle güle efendim! Hah, işte burası! Evet, doğru burası, tamam! Hop 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 hop! Nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun? Burası be! Yok abi, ben girmekten vazgeçtim. Gir! Ne girmiyorsun ya? Girsene şuraya be, gir hadi! Peki ama, önden sen gireceksin abi, ne olur sen gir. Oo, ne var bunda korkacak? Korkacak madem bir şey yok, önden sen gir. Hadi. Ben gireyim de dayağı ben mi yiyeyim yani, hadi yapma! Hadi be, dayak mayak yemezsin, korkma! Arkanda ben varım kale gibi, yürü! Sen varsın, sen dayak yemezsin tabii! Yemem tabii, yürü! Allah'ım, yarabbim! Aman, geliyorum be, dur! Hay Allah kahretsin! Kimse yok mu bu evde be? Her iş de bana düşüyor! Ne iş bu be? Allah kahretsin, kapıyı bile ben açıyorum! Ooo, sizsiniz! Biz geldik ya, hoş geldik! Buyurun, buyurun, hoş geldiniz! Gel yavrum, hoş geldin, geç şöyle! Nihayet bizi hatırlayıp teşrif etmek lütfunda bulundunuz küçük beyler! Sağ olun, biz zaten sizi hiç unutmadık ki ablacığım! Sen sus be, lafa karışma! Ben Kemal'le konuşuyorum! Herhalde buraya borçlarınızı ödemek için geldiniz. Tabii, tabii ablacığım, yalnız bize bir yardımda daha bulunmanız lazım. Yardım mı?
Evet, eldeki sabunumuz çok tuttu. Bu gidişle günde 1000 tane satarız. Evet, satacaksınız. Abicim, günde 1000 tane satsak ne eder bin yani? 1000 lira eder be! 1000 lira eder! Tamam mı tamam? Vallahi 1000 lira eder ablacım yani! Sıkı çalışırsak işportacılığı bırakır, bir ay içinde bir dükkan açabiliriz abla. Evet, açarsınız, ya. Açarsınız! O zaman da bütün ev kiralarımızı tıkır tıkır peşin olarak öderiz değil mi abicim? Yalnız, yalnız bize 100 lira daha borç vermeniz lazım geliyor ablacım. Yani ya sizin için 100 lira nedir ki? Bize verirsiniz herhalde değil mi ya? Demek kirayı vermiyor, 100 lira daha istiyorsunuz. Evet, evet, 100 liralık bir borç yani. Yani ya topu 100 liracık, değil mi? Yeter! Susun be! 6 aydan beri 300 liralık borcunuzu ödemediniz, bir de utanmadan benden 100 lira istiyorsunuz! Çekin dışarı, çekin! Vurma! Çık diyorum! Abicim, bak, bir daha da borcunuzu ödemeden gözüme geçmeyin, hadi! Ama muhallem var! Mamasın, mamasın, yok çık da dedim, hadi! Öf be, yüzsüz herifler! 1 dakika beni dinlemenizi rica ediyorum! Muhalle hanım, siz bizi buradan kovmuyorsunuz! Biz kendi arzumuzla gidiyoruz! Muhalle ablacığım, öpeyim, öpeyim de barışalım! Yeter be! Ya tezgahı kıracaktı be! Hay Allah! Hani dayak yemezdin? Ben sana döver dedim bu karı için! Ben kadınlara el kaldırmam arkadaş! Ya o koca karıya el kaldırsan ne olur, ne olur dayak yersin böyle işte! Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağımızı ben ne bilirim? Of be! Fısırığa gidelim! Ya bunu daha evvel neden söylemedim be? Oraya gider hallederdik bu işi! Sonradan aklıma geldi! Ama aklına geldi ama şimdi dayak yedikten sonra aklına geldi! Misafirler geldi galiba! Nermin de daha denizden dönmedi! Nesrin Ankara'dan geldi geleli, kızımın yüzünü göremiyorum canım! Merhaba! Hoş geldiniz efendim! Efendim, Allah ömürler versin! Şöyle buyurun efendim, buyurun! Teşekkür ederim! Ah ne zahmet oğlum! Al kızım, şunu vazoya koyuver hadi! Nermin yok mu acaba? Henüz denizden dönmediler! Peki, buyurun çocuğum şöyle! Mersi. Nermin kızımız denizde demek! Teyzesinin buyurun. Kızı Ankara'dan geldi, onunla her gün gezmek zorunda! Sen hiç aşık oldun mu? Geçen sene Ankara'da bir çocukla tanışmıştım! Onu gece gündüz düşünüp dururdum! Arkadaşlar aşık oldun derlerdi ama ben bu işten hiçbir şey anlamamıştım! Sonra ne oldu? Çocukla gezdiniz mi? Biraz! Sahi mi? Çocuk ne yapardı, öper miydi? Yok canım, aptalım biriydi! Karşıma geçip hep derslerinden bahsederdi! Ben de artık sıkıldım, bir daha da hiç görüşmedim! Biliyor musun Nesrin, merak ediyorum! Acaba aşık olmak nasıl oluyor? Tuhafsın Nermin! Yakında Müjdat'la nişanlanıyorsun da hala aşık olmak nedir diye soruyorsun! Haklısın ama ben Müjdat'ı sevmiyorum ki! Annemin babamın zoruyla söz verdim! Annem asil ister, babam zengin ister! Sana bir şey söyleyeyim mi? O Müjdat'ı sevmemekte haklısın! Düdük gibi bir oğlan be! Ay, hadi hazırlan da gidelim! Geç kaldık, annem kıyameti koparır vallahi! Ah, işte orada Sıtkı abi! Lafı iyi idare et! Tamam! Vay Sıtkı arkadaşım, ne haber? Çalışıyoruz işte! Eyvallah Sıtkı abi, nasılsın bakalım? Çalışıyor dedik ya! Canım, ona dedinse, bir de bana desen ne olur, dilim mi aşınır yani ha? Bakın çocuklar, buraya niçin geldiğinizi bilmiyorum ama vallahi son zamanlarda ben de sıkıştım! 10 param yok! Ya senden para isteyen var mı, ayıp ettin be! Ama arkadaşlarının ihtiyacı olduğunu hissettinse o başka! Yok dedim, anlamıyor musunuz anam babam, yok dedim! Ama senin bize bir işin düştü mü, iki elimiz kanda olsa yetiştik! Sıska Şaziye'ye tutulduğun zaman derdini kim dinledi ha? Kim dinledi? Affilli Mehmet'ten seni kim kurtardı ha? Yeter artık, susun yoksa alacağım vallahi. Akşama Todor'da buluşalım, bir şeyler düşünürüz. Yaşa Sıtkı abicim benim be! Nuri, şimdi bir denize girelim ha? Tamam, ferahladık girelim abicim! Mangırları kopardık Sıtkı! Güzel hatunlar! O fındık kabuğunu bırakın da bizim tekneye gelin ha! Gelin canım, gelin, korkmayın! Biz bir şey yapmayız! Hadi hadi, bizim tekne daha az sallar sizi! Böyle bir dolaşalım etraflarında, belki gelirler! Şu serseriler de dalga yapmasalar olmaz sanki! Devrineceğiz! Aldırma canım, bir şey olmaz! Hadi bir daha! Ben çekemiyorum, gel sen çek!
bir denize bir kız düştü bak! İmdat! İmdat! Boğuluyor abi, koş kurtar şu kızı! Durun bakın, durun! Ha, ne var, ne oluyor? Denize bir kız düştü, abim kurtarmaya gidiyor bak! Anasına be, aslan abicim, James Bond gibi kurtardı yani! Hayt, aslan abim geliyor, bak 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 geliyor! Zahmet oldu size, havlulara teşekkür ederim! Rica ederim canım, vazifemiz yani! Kurtarması abimden, havlularda bizden olsun dedik, o kadar yani! Aslan abicim benim be, eski can kurtaranlardan kim kaldı yani? Ha, söylesene abi! Gel sana bir şey söyleyeceğim abicim, bak! İyi ki kızlar boğulmuşlar yani, ha. Bunları paylaşalım be abicim! Bir tanesi benim olsun, bir tanesi de senin olsun abi! Islanmışsın ablacım, adresini ver de seni üşütmeden evine bırakalım! Terbiyesizler! Hem denize düşürüyorlar, hem de alay ediyorlar! Utanmıyor musunuz? Bizi rahat bırakın lütfen! Bozulma be abla, bir şey demedik ki, adresinizi istedik! Adres demek, tanışmak demek! He? Bir dakika lastik! Rahat bırakın dedim, çekilsin tercihinizi ama! Adreslerini ben vereyim delikanlı! Kalemim var mı? Üstümde yok abi! Bende var! Aldın mı imzalı adresi he? Aslan abicim benim, bir tane çaktı! Affedersiniz, sizi rahatsız ettiler! Bütün yaptıklarınız için çok teşekkür ederim! Rica ederim, bir şey değil, siz çabuk olun da üşümeyin! Bir taksi çağırıyor! Aa, yo yo, istemez, evimiz çok yakın, Allah'a ısmarladık! Allah'a ısmarladık! Güle güle! Güle güle! Bakıyorum abi, kızları bir türlü bırakamadın yani! Yok canım, biz vazifemizi yaptık oğlum! Hadi hadi, ben malımı bilirim! Kesme geveze! O bakışlar hiç de hayır alamet değildi yani ha! Kemal oğlum, sana bunlardan hayır gelmez! O kız armatör Hüsnü Bey'in kızı, babası Karun gibi zengin! Biz de kıza talip olmadık ya, sadece hoşumuza gitti! Yemezler, davul dengi dengine çalar! Fazla konuştum be! Nuri oğlum hani denize girecek. Tamam abi, en kral balık adamlar bile fazla benim gibi yüzemez! Be, hadi, hadi bakayım, hop! Hop yapma, abi, yüzme bilmiyorum, biliyorsun be! Ah, ne feci bir olay! Başından geçen hadiseye ne kadar üzüldüğümü bilemezsinler mi? Teşekkür ederim, Allah'tan ucuz atlattık! Böyle münasebetsiz adamlar son zamanlarda çoğaldı. Bunların hadlerini bildirmek lazım. Kızım, bir daha denize yalnız gitmeseniz de, Müjdat sizinle birlikte gelse, hiç olmazsa yanınızda bir erkek bulunur. Öyle değil mi Müjdat? Öyle anneciğim. Eğer bugün yanınızda ben olsaydım, hadlerini derhal bildirirdim. Evet ama sandalı deviren çocuklar güçlü kuvvetliydi. Sen onlarla başa çıkabilir miydin acaba? Öyle değil mi Nesrin? Aa, vallahi başa çıkamazdın Müjdat! Aa, tabii! Kavga demek istemedim. Sadece onları polise teslim ederim demek istedim. Öyle değil mi anneciğim? Terbiyesiz herifler! Bir çay içsene kızım, üşütmüşsündür, iyi gelir. Nermin'in çaydan çok istirahate ihtiyacı var. Daha ziyade sinirleri bozuldu. Ya, hakikaten biz müsaadenizi rica etsek, ya. Kusura bakmayın! Allah'a ısmarladık! Estağfurullah kızım! Arkasından gitsene ulan! Nermin, bir dakika! Bugün nişan yüzüklerimizi almak için kuyumcuya gidecektik. Aa, sahi gidecektiniz ya! Bu kadar acele etmesek olmaz mı? Bu işi birkaç gün sonraya bırakalım, geç olsun da güç olmasın! Allah'a ısmarladık! Güle güle! Anne! Bir sigara almaz mısın? Hayır, mersi! Sen hanım! Ne oldu oğlum, yüzükleri almaya gitmiyor musunuz? Hayır anneciğim! Ama gecikeceksiniz evladım! Geç olsun da güç olmasın anneciğim! Ulan kim bilir gene ne haltlar karıştırdın! Allah kahretsin seni! Ne yapayım anne, ne yaptın yani? Ben sana evde gösteririm! Olacak 18, o. Hepsi 25 taneydi, sonra... Evet, 25 taneydi. Aman be abi! Kolay gelsin abi! Teşekkür ederim şekerim, nasılsın? Merhaba Nazan! Söyleyin bakalım, işler nasıldı bugün? Hiç sorma be ablacığım, hep bildiğin gibi!
Hem biliyor musun bugün başımızdan neler geçti? Abimiz denizden balık yerine deniz kızları tutmaya başladı. O deniz kızları... Hadi bakalım sen yemek işini hallet, biz de küçük ablayla biraz dolaşalım. Tamam, emredersin abicim. Ha, bugün neyimiz var abla? Kasap az evvel yarım kilo kıyma bıraktı. Tamam, siz gelinceye kadar köfteler hazır. Bolulu ahçıyı gör, İzmir köftesi, Antep'in bulaması diyorum hadi, sana hadi neler. Geveze. Abi! Ne var şekerim? Kasaba borcumuz epey çoğaldı. Hatta bugün kendisi de hatırlattı. Evet, hepsini ödeyeceğim. Sen hiç merak etme küçük abla. Hadi biz gezintimizi yapalım şimdi, ha? Hadi! Gel! Geldi Bolulu ahçı! Güle güle ablacığım! Sen ablamızı rahat rahat gezdir, hiç merak etme abi! Öyle bir köfte yapacağım ki, parmaklarınızı böyle teker teker yiyeceksiniz işte! Böyle! Eyvah, nedir bu başıma gelenler! Abi, kıymalar gitti! Sen gelirken bize bir gargal sucuk getir! Abicim, zaten ekmek paramızı kazanmak için sokak sokak dolaşıyorsun! Bir de beni her gün gezdirmek seni yormuyor mu? O nasıl söz Nazan? Benim yüzümden üzülmeni istemiyorum da onda. Ben yorgunluğumu ancak seninle beraber gezmeye çıktığımızda unutuyorum. Benim iyi kalpli abim. Hadi bakalım, bana bir daha böyle şeyler söylemeyeceğine dair söz ver. Peki, söz veriyorum. Ah şöyle küçük abla! Abi! Nuri'nin deniz kızları dediği kim? Bir şey değil canım. Denize düşen bir kızı kurtarmıştım da. Güzel miydi bari? Bize göre değil kızım. Zengin bir ailenin kızıydı. Ama gerçekten güzel bir kızdı, ha? Demek fabrikatörmüş. Nereden öğrendin? Bugün sandala bakmak için sahile indim. O günkü motorun sahibinin fabrikatör Kemal Bey olduğunu söylediler. Doğru söyle Nermin. Kemal Bey'den hoşlandın, değil mi? Bilmiyorum Nesrin. Yalnız Kemal Bey'e tesadüf ettiğimiz günden beri aklımdan bir an bile çıkmadı. Aa, vallahi bu aşk! Kız, sen aşıksın! Alay etme canım, hem nereden anladın? Alay etmiyorum vallahi, ciddi söylüyorum. Müjdat'a karşı aynı şeyleri hissediyor musun? Aman, bırak şimdi Müjdat'ı! Tabii hissetmiyorum, haksız da değilim ama. Geçen gün ne diyordu? Eğer ben sizin yanınızda olsaydım, onların hadlerini bildirirdim. Şey canım, kavga demek istememiştim. Peki, Kemal nasıl yapıyordu? O işini başka türlü hallediyor. Adreslerini ben vereyim delikanlı. Yanınızda bir kalem var mı? Küt! Sahi, nasıl vuruyordu? Küt! Sen Kemal'e aşıksın kızım, aşık! Ama henüz aşkı tatmadığın için karar veremiyorsun. Bırakalım bunları Allah aşkına Nesrin! Kim bilir bir daha Kemal'i ne zaman göreceğim? Aa! Havluyu iade etmeyecek miyiz? O zaman görürsün! Aa, sahi! Havlu için bir teşekkür mektubu yazacaktık, değil mi? Tabii ya! Hadi mektubu yazmaya başla! Yaz bakalım! Ah, sevgilim! Sevgilim mi? Bir defa gördüğüm bir insana nasıl sevgilim diyebilirim? Sahi, haklısın! Ben de çok aceleciyim! Yaz! Kemal'cim! Sen karışma bu işe! Kemal Bey! Kemal Bey! Size bu mektup! Affedersiniz! Buyurun! Bu mektubu fabrikatör Kemal Bey'e vermenizi istiyoruz! Kim? Fabrikatör Kemal Bey! Kemal Bey mi? Hı hı! Hatırlamadınız mı? Hani canım motoruyla bizi kurtarmıştı ya! Ha, hatırladım, hatırladım! Hatırlamaz olur muyum hiç? Fabrikatör Kemal Bey! Veririm tabii, merak etmeyin, veririm! Çok teşekkür ederiz! Allah'a emanet! Güle güle, güle güle! Vay canına! Fabrikatör Kemal Bey'miş! Kemal Bey! Sizi yarın saat 10'da Kotra'da güzel motorunuzla bekliyoruz. Bu vesileyle hem avlunuzu iade etmiş, hem de teşekkür borcumuzu ödemiş oluruz. Saygılarımla Nermin! Ya bunlar beni motor sahibi falan zannediyorlar! Motor sahibi mi? Motor sahibi zannediyorlarmış!
Baksana, o motoru benim zannetmişler. Ooo, bana bile senden fabrikatör Kemal Bey diye bahsettiler ya. Fabrikatörü dikiz. Zaten zengin zannetmeselerdi, yüzümüze bile bakmazlardı değil mi ya? Boş ver be abi. Bırak zengin zannetsinler. Yapma be Nuri! Bu kılıkla kendimizi nasıl zengin diye tanıtırız? Tanıtırız be abi! Zaten seni zengin diye tanıyorlar. Bir de numaranı yaparsın, bir kat elbise, altına bir araba, bir de deniz motoru... Tamam, değil mi abicim? Sahi be Nuri, yapalım bu işi ama... arabayı nereden bulacağız? Ayıp ettiniz! Araba istersiniz de kahya arkadaşınız bulamaz mı? Bizim parktan bir günlüğüne araba temin ederiz. Yaşa be koç! Tevekkelli sana koç dememişler be! Oh be! Hesap geldi abiler! Hatta be! Ooo! Yuh be! Çüş be! Olur mu be? Oğlum bana bak, atlet! Gel buraya! Gel. Buyur abi! Bu hesap ne be? Buraya içki içmeye mi geldik yoksa kazık yemeye mi ha? Ne var abi, masanıza ne geldiyse onu yazdım buraya. Yanlışlık var oğlum, ver şu kalemini bir de ben hesap edeyim. Bak şimdi, mesela şurada iki kere iki dört eder değil mi ya? Tamam hadi bakayım! Böyle sakın ölür be! Vurun bakalım! Gel bakayım gel, senden biraz konuşacaklarım var. Merhaba! Merhaba! Gönder abi, gönder! Gelin, gelin bakayım! Hoş oluyor be! Allah kim abicim bir tane daha gitsin! Abicim! Abicim gönder! Hoppala! Hoppala abicim! Bir tane daha gönder! Abi geliyorum! Gel bakayım abicim, sen de gel bakayım. Hadi oğlum, gel. Ola mısın be? Hadi. Al sakın abicim benim. Lastik, millet birbirine girdi küreli. Benim abi. Evet, kotranız çok güzel. İnşallah beni bulmakta güçlük çekmediniz herhalde. Buranın en güzel motoruna sahip olduktan sonra herkes sizi tanır tabii. Motorumu beğendiniz demek. Fabrikatör olduğunuza inanmadık. İnanmadınız mı? Niye? Fabrikatör deyince benim aklıma şişman göbekli biri gelir. Babamın arkadaşları gibi. Öyle mi? Halbuki siz uzun boylu, kuvvetli, yakışıklısınız. Tam Nermin'in tipisiniz. Siz Nesrin'in söylediklerine bakmayın, o konuşur işte. Peki, sizin tipiniz nasıl? Bilmiyorum ki, ben tipimi bulamadım daha. Öyleyse ben size tipinize uygun bir arkadaş bulayım. Ah, teşekkür ederim ama nasıl tanışacağız? Canım, yarın birlikte bir piknik yaparız, arkadaşımla da tanışmış olursunuz. O fabrikanın satış müdürüdür. Sen beni nasıl fabrikanın satış müdürü diye tanıştırırsın be abi?
Bana adıyla sanıyla işportacı lastik nuru derler. Sen ne laf anlamaz adamsın be! Yalancıktan satış müdürü olacaksın. Yapamam ben abi, yapamam! Bir kere ben güzel konuşmasını bilmem, çam üstüne çam deviririm sonra. Sadece konuşmalarında abi kelimesini kaldır, gerisini ben idare ederim. Abisiz mi? He. Abisiz mi? Ben abisiz konuşamam be abi! Konuşacaksın! Peki, bundan sonra abi demek yok abi. Evet. Ne? Şey, o fıstık gibi kız da orada değil mi abi? Sen şimdi doğru git, yarın için bize spor bir araba, bana da bir takım elbise, tamam mı? Peki, ben bunları nereden bulacağım? Yürüt mürüt, ne yaparsan yap, hazırla bunları. Oo, yürütmek mi? Sen bu işi lastik doğruya bırak. Ben de pıstırığa gidip mali vaziyeti düzeltmeye çalışacağım. Hadi bakalım lastik nuriliğini göster. Yürütmek işine neşelendim abicim. Abi yoktu hani? Affedersiniz fabrikatör Kemal Bey. Satış müdürü lastik Nuri beyefendi abicim. Bugün çok neşelisiniz, gezmeye mi gideceksiniz? Evet. Fabrikatör Kemal Bey ile satış müdürü Nuri Bey. Oo, bunu da duydun küçük abla, ha? O kadar memnunum ki bilemezsin. O neden o, hı? Çok mesut olduğunu hissediyorum da ondan. Benim iyi kalpli küçük ablacığım. Şimdi ben hazırlığa başlayayım, ha? Sonra da seninle beraber gezmeye çıkarız, oldu mu canım? Hı? Hadi. Olmaz dedik be Nuri'cim anam ya! Bir de içki masasında söz verdin, ayıp be! Söz verdik ama Nuri'cim, istediğimiz gibi bir araba düşmedi işte be kardeşim! Pekala, pekala, senin dediğin olsun! Versen de olur, vermesen de! Ne yapalım, biz de başka bir araba buluruz yani! Hadi eyvallah! Pişirdiğim yemek hem güzel hem de lezzetli olur. Beğendiniz değil mi? Evde yemek hususunda ahçıyla hiç geçinemezler. Hep münakaşa ederler. Tabii ya, senin ahçın benim elime su bile dökemez. Değil mi ya? Haklısınız, bu kadar lezzetli yemeği değil mi ahçılar yapamaz? Yaşa yengenim. Beraber mi oturuyorsunuz? Aynı odada kalıyoruz. Yani apartmanda oturduğumuz için hep beraber demek istedim. Böyle apartmanda otururuz biz yani. Gene çok yedin galiba, hadi biraz dolaş. Çok yemek de ne demek be abi, patladım maşallah canım. Uzaklarda dolaş. Yemekleri eritmek üzere biraz dolaşsak ne dersin tabii, yani? Tabii. Hadi canım kalk. Dolaşın, dolaşın. Çok uzaklaşmayın ama. Yo. Abi gel abicim gel. Ne var? Bir kızı öpmek için ne yapmak lazım? Tatlı konuş yeter. Tatlılardan bahsedeceğim. O kolay abi, söylesene, ben onu şimdi gösteririm bakayım. Gel bakayım güzelim, senden böyle tatlılardan bahsedelim biraz. Tatlı gezerek. Sen hangi tatlıları seversin bakayım? Hepsini severim. Ben de hepsini severim ama yani şimdi senin yanında hatırlayamıyorum hangisini sevdiğimi. Peki sen hangi tatlıyı severdin? Hepsini severim dedim ya. Çok güzel, unutmuşum. Mesela burada bir tepsi baklava olsa. Ne olacak?
O baklavadan yer misiniz? Ah, tabii yerim. Demek siz baklavayı seviyorsunuz. Hem de çok. Öyleyse yum gözlerini. Dur şöyle. Duracak mıyım? Neden duracakmışım yani? Tatlım. Baklava! Burası ne güzel bir yermiş. Evet, güzel yerdir. Buradan Boğaz'ı seyretmek bana büyük zevk veriyor. Hele yanımda sen varken her yer bana çok hoş görünüyor. Sana baktıkça içime büyük bir huzur doluyor Nermin. Bu benim şimdiye kadar hissetmediğim bir şey. Onun için daima seninle beraber olmak istiyorum. Ne düşünüyorsun Nermin? Neden cevap vermiyorsun? Garip değil mi? Ben de aynı şeyleri düşünüyordum. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak, diyemem, diyemem, diyemem. Şu kalbi başkasına veremem, veremem, veremem. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. O gül dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim. Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim. Bırak sana meleğim diyeyim, diyeyim, diyeyim. Opus 39 Anzar. Hay Allah'ım, bu oğlan beni deli edecek be! Ama ne yapabilirim anneciğim, Anzart'ı seviyorum. Ulan zartı zurtu seveceğine, biraz da Nermin'i sev! Bütün kızlar pikniğe gidiyor, sen burada piyanodan danda! Ama ne yapabilirim anneciğim? Ne mi yapacaksın? Her şey! Sana kaç defa istikbalimizin bu izdivaca bağlı olduğunu söylemiştim. Sense eline geçen kısmeti kaçırıyorsun. Niçin böyle söylüyorsunuz anneciğim? Nermin'i ne kadar çok sevdiğimi siz de biliyorsunuz. Fakat son zamanlarda bana karşı davranışları çok değişti. Adeta benden kaçar gibi bir hali var. Tabii kaçar ya! Ne yapsın senin zartunu zurtunu? Ama ben yapacağımı bilirim. Bilirsiniz anneciğim. Artık bu işin sonu gelmeli. Gelmeli anneciğim. Hay Allah kahretsin seni! Gel! Geliyorum lan! Geldim anneciğim. Alo?
Leman Hanım! Ben Mualla, nasılsınız efendim? Sizleri rahatsız ettim. Bakın aklıma çok güzel bir fikir geldi de. Bizim çocukların nişanına Nermin'in yaş gününde karar versek, ne dersiniz? Değil mi efendim? Artık yavrucakları fazla üzmeyelim. Güle güle efendim, güle güle. Neyse, bu iş de bitti. Sayenizde anneciğim. Abi be, sana bir şey söyleyeyim mi ben? Nedir bu bizim çektiğimiz yani ya? Biz insan değil miyiz yani? Biz insan değil miyiz? Biz berduşuz kardeşim, berduş! Ha? Berduşuz değil mi? Yaşa be abi! Berduşum ben, berduşum! Bir cilveli yar için berduşum ben, berduşum. Aşkınla yorulmuşum. Ben yaralı bir kuşum. Kanatlanıp uçamam. Boş vermişim bu dünyaya. Gündüz gece demem, yemek bile yemem, aşkınla gündüz gece demem, yemek bile yemem, aşkınla avarıyım! Şimdi ne yapacağız be abi? Partiye nasıl gideceğiz? Hiçbir şey bilmiyorum, 10 paramız yok. İstersen abi gene Sıtkı'ya gidelim ha? Daha ondan aldığımız paraları ödemedik, metelik bile alamayız. İstersen gene arkadaşlık numarası yaparız be abi. Para etmez oğlum. Ne yani, şimdi biz partiye gidemeyecek miyiz yani? Nasıl gideriz? Milyoner kızına da 2,5 liralık hediye götüremeyiz ya, ha? Abi nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun abi, bir şeyler söyle. Eve. Abi be! Partiye gidelim be abi! Nazan! Merhaba Nazan! Merhaba abi! Abi, Nermin Hanım'ın partisine gitmiyor musun? Hayır! Hediye götüremediğin için gitmiyorsun, değil mi? Ne olur, kapatalım bu bahsini Hasan! Ama üzülme abi! Ona götürebileceğin hediyeyi buldum, bak! Ha? Aman Hasan! Bu sana annemizden kalan tek hatıra! Benim takacak yerim yok ki abi! Olmaz Hasan, olmaz! Ne olur, kabul et abi! İkinizin mutluluğu beni daha çok sevindirecek. Ona söyle, kolyeyi sakın kaybetmesin.
İnşallah çocuklarınıza takarsınız. Nazan benim eşsiz kardeşim, canım kardeşim. Gel kızım, öpeyim seni. Dur hanım, dur, biraz da biz öpelim. Değil mi ya? Tebrik ederim. Yavrum benim. Saadetler kızım. Efendim, ne çekiyorsak bu işportacılardan çekiyoruz. Mallarımızı işportaya düşürdüler, işportaya düşürdüler. Öyle değil mi beyefendi? Bıktık bu işportacılardan. Yanımızda bu kadar genç ve güzel kız varken işten bahsetmenin sırası mı değil mi ya? Genç yaşta bu kadar başarıyı tebrik ederim doğrusu. Öyle mi? Teşekkür ederim. Arkadaşım bekar ve yakışıklı olduğunuzu da düşünüyor galiba. Öyle mi? Hüsnü kuruntu teveccühleri benim için. Elbisen de çok yakışmış sana. Annem seni çok beğenecek. Elbisen çok yakışmış. Annem çok beğenecek seni dedim. Çok mersi. Sen lise gelir, biraz işi vardı annemin de. Çok çalışıyor zavallı. Annem seni çok beğenecek dedim. İltifat ediyorsun. Sen olunca çok neşeleniyorum. Ama çok dalgınsın, beni hiç dinlemiyorsun. Yo, misafirlere bakıyordum, biraz canları sıkıldı galiba. Hadi gel onları meşgul edelim ha? Sen bilirsin. Görüyorsun galiba. Bakıyorum çok eğleniyorsun Kemal. Senin doğum gününde eğlenmez olur değil mi hiç? Özür dilerim, seni bu cici arkadaşlarından ayıracağım, babamla tanıştırmak istiyorum. Müsaadenizle. Rica ederim. Hadi gel Nesrin. Seneler ne çabuk geçti. Öyle öyle. Bakın babacığım, Nesrin'in Ankara'dan tanıdığı arkadaşları fabrikatör Kemal Bey. Memnun oldum efendim. Tebrik ederiz beyefendiciğim. Öpeyim amcacığım. Sağ olasın. Çocuklar şöyle oturmaz mısınız? Buyurun, az mısınız? evimize hoş geldiniz. Hoş. Ankara'dan yeni mi geldiniz? Hayır, uzun zamandan beri İstanbul'dayız. Fabrikanız burada demek, ben Ankara'da sanıyordum. Fabrikamız burada. Efendim, Ankara'da çalışmak biraz zor oluyor. Kontrol sıkı, İstanbul ne de olsa büyük şehir efendim. Mahmutpaşa var, Üsküdar var, Karaköy var, Eminönü var, Batangeli'nin malları var! Ne kadar bağlı. Bir dakika, Nuri Bey, fabrikamızın satış müdürü olduğu için malların nerede kolay satılacağını söyledi. Öyle mi? Hay Allah! Şimdi mesele anlaşıldı hanım. Ben de yaşlı başlı kimseler zannettim sizi. Aşk olsun teyzeciğim, yaşlı olsalardı ben buraya davet eder miydim? Hadi, hiç mi? Hadi dans edelim. Edelim, dans edelim. Müsaadenizle bey babacığım. Eyvallah teyzeciğim. Ne hoş çocuklar değil mi? Yarım kalan dansımıza devam edelim mi? Ama ben bu dansı Kemal Bey'e söz vermiştim. Öyle değil mi Kemal Bey? Tabii ya, tabii. Müsaadenizle beyefendi, müsaadenizle. Müsaadenizle. Anne! Galiba damat değiştireceğiz, bana öyle geliyor hanım. Hiç belli olmaz, bana da öyle geliyor. Bana verdiğin hediye için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir şey değil Nermin, sana layık değil bile. Daha iyi bir şey almak isterdim. Daha iyi de ne demek, verdiğin kolye o kadar hoşuma gitti ki bak... ...bayram çocukları gibi hemen boynuma taktım. Beğendiğine çok memnun oldum. Çünkü bu kolye bana annemden kalan tek hatıradır. Kemal, bilmezsin beni ne kadar mesut ettin. Hediyem seni bu kadar memnun ettiyse, benim de senden bir ricam var. İleride birbirimizden ayrılsak bile, onu daima takacaksın, söz ver bana, ha? Söz veriyorum Kemal. Abi, bu dansları yaparken biraz figür yapacaksın. Bak Seren! Hop! Bu birinci figür! Hop! Bu da ikinci figür! Tamam mı abicim? Anne! Hoppa! Abi
abicim, bu danslar biraz figürle yapılır yani. Figür yapacaksın, bak sana göstereyim birkaç tane. Hop böyle, hop böyle, hop şöyle. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Oh, merhaba. Merhaba. Ah, anne! Oh, yavrucuğum! Nerede kaldın anneciğim? İşlerim uzadı, biraz geciktim. Nermin nerede? Dans ediyorlar anneciğim. Dans mı ediyor, dans ha? Kiminle? Nesinin Ankara'dan arkadaşlarıymış anneciğim. Öyle mi? Aptal! Ayol, gençlere taş çıkarırım vallahi! Abi, figür yap gibi! Nerede yani? Abi, figür yap! Bırak oğlum! Abi, figür felaket! Ama bu figür başka figür! Abiciğim, başka figür! Ya! Figür yap abi, figür! Ama abiciğim, felaket bir figür bu! Yandık, yandık! Abi, abi! Baksana be, bu muhalladan figür, bak! Abicim, gördün mü figürü? Bu figür değil, küfür! Ay, yapma! Ne yapacağız şimdi abi? Saklan bak figürüne devam! Hanımefendiciğim, müsaade ederseniz kızımı bir tebrik edeceğim. Nasıl isterseniz efendim. Ya bakayım, müsaadenizle. Anneciğim, ben gelmesem olmaz mı? Neden ulan gelmiyorsun? Utanıyorum ben. Hay Allah, cezanı versin seni. Nasıl kızım, iyi eğleniyor musun? Teşekkür ederim, hem de nasıl? Arkadaşlarım da iyi dans ediyorlar. Ederler efendim. Sana küçük bir hediyem vardı ama neyse, sonra veririm. Teşekkür ederim, zahmet ettiniz. Aa, sen eğlenmene bak yavrucuğum, eğlen. Abi gitti! Saklambaça devam. Ulan bostan korkulur gibi, ne duruyorsun burada, dans etsene! Ne yapayım anneciğim, ben bu dansları bilmiyorum ki! Ama o puz topuzları iyi bilirsin, değil mi? Oh, sabahtan akşama kadar dan, Allah kahretsin seni! Aman efendim, ne güzel dans ediyorlar, değil mi maşallah? Atırmaz mısınız efendim? Benim karnım çok acıktı, bir şeyler yiyebilir miyiz acaba? Aa, tabii, tabii, buyurun! Dur abi, dur! Benim de karnım acıktı, ben de geliyorum! Dur, ne geldim! Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Aa, pasta, pasta! Nefis pasta! Evet, pasta, doğum günü pastasına da bayılırım yani! Hadi, 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 hadi! Yiyin oraya! Şunlara bak, çok acıkmışlar Talia! Baksana acıktık, nasıl yiyorlar! Bir fırsatını bulup da kızımın hediyesini veremedim! Vallahi mahcup oluyoruz bu ayda! Rica ederim efendim, rica ederim! Hadi yürü, kızın hediyesini ver! Aa, vallahi ben yapamam anneciğim! Ulan sen ne yaparsın? Abi, felaket geliyor! Nermin'cim, sana layık değil ama! Çok teşekkür ederim, zahmet ettiniz! Aa, rica ederim kızım, rica ederim! Beni arkadaşlarımla tanıştırmayacak mısın? Tanıştırayım efendim, Nesrin'in Ankara'dan arkadaşları! Aa, fabrikatör oldum. Kemal Bey, Nuri Bey! Memnun oldum efendim, memnun oldum! Ben de memnun oldum hanımefendi, büyük anne! Pastaya devam! Pislik, uf! Hadi kızım, siz eğlenmenize bakın! Pastayı çok severim! Olamaz! Olamaz, imkansız! Aa, neden olmasın? Olur! Nermin'cim, bakayım hediyene! Abi, felaket gidiyor! Çok güzel! Güzel değil mi? Evet! Ama bu daha güzel! Aa, tabii, şekerim ona, ne şüphe! Tamam. Nermin, müsaade eder misiniz? Bizim hemen gitmemiz lazım. Aa, nasıl olur? Parti daha yeni başladı abi, ama. Ama yapılacak öyle mühim işlerimiz var ki, hadi Allah'a ısmarladık. İyi geceler, abi, iyi eğlenceler. Allah'a ısmarladık cümlenize. Lastik uzama. Abicim, çabuk kaçalım. Buyur evde. Buyur anneciğim.
bana bak, bunlar kimdi dedin? Şey, fabrikatör, sabun fabrikaları mı ne varmış? Bunlar fabrikatör olamaz, bu işte bir iş var. Ne işi var anneciğim? Sen anlamazsın, ben sana sonra söylerim. Peki anneciğim. Ya lekesi, yemiş lekesi, bedel namus lekesi, her türlü lekeyi temizler buyurun abiciğim. Vatan geminin malları bunlar, vatan geminin malları, miski anlar savurur. Pişman, ne anlayan pişman? Bak anne! Onlar, onlar! Onlar, hadi çeksene onu! Bu nasıl çekilir anne? Hay Allah kahretsin seni! Utan be, şuradan basacaksın! Yok mu lan, yok mu? Her türlü de şey temizler, buyurun abiciğim, buyurun! Buyurun abiciğim, teşekkür ederim, sağ ol! Bir daha çekeyim mi anne? Hadi çek, çek! Tamam! Hadi, tamam değil mi, yürü, evet. Gel! Anlıyorum şekerim, Nuri'yi kolay kolay bırakamıyorsun. Aa, değil mi? Tabii bırakamam ya! Hem bana bak, bugün Kemal'i görünce Nuri'ye de selam söylemeyi sakın unutma ya! Olur şekerim, hiç merak etme! Ben sana her şeyi teferruatıyla yazar, sık sık telefon ederim. Allah'a ısmarladık! Güle güle! Kim olduğunu öğren. Ben nasıl öğreneyim anne? Bilmiyorum. Öğren de bana çabuk haberini getir. Peki, çek anneciğim. Oğlum. Kemal'in yanındaki kız kimdi beyefendi? Kız kardeşi. Doğum günümde beni bu kadar çabuk bırakıp gittiğin için seni bir türlü affedemiyorum. Gitmeye mecburdum Nermin, kaç defa söyledim sana? Seni bir türlü anlayamıyorum, hem beni sevdiğini söylüyorsun, hem de ne zaman buluşsak bırakıp gidiyorsun. Benden kaçar gibi bir halin var. Haklısın sevgilim. Sana bunları söylediğim için kızdın mı bana? Bütün istediğim seni daha çok görmek, yanında daha uzun müddet kalabilmek. Bu benim şimdiye kadar bilmediğim, duymadığım bir his. Nesrin olsaydı buna aşk derdi. Bak Nermin, anla beni! Belki benim de küçük bir sırrım, sana söylemek istemediğim bazı şeylerim var. Ama şimdi bırakalım bunları! Bak, deniz ne kadar güzel! Sanki kulağıma aşk nameleri geliyor. Kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı.
gülen şen sev dağlılar vardır. Evet Müjdat, bana söyleyeceğin mühim şey neymiş? Senden en kısa zamanda nişanımıza karar vermeni rica ediyorum. Bu meseleyi daha fazla uzatmayalım. Şimdi sana açık söyleyeyim, senden evlenmek istemiyorum. Peki, beni istememenin sebebini söylemeyecek misin? Bilmem, böyle bir şeyin izahına lüzum var mı? Öyleyse benim sana... Kemal Bey hakkında söyleyeceklerim var. Kemal Bey mi? Bunu nereden biliyorsun sen? Öğrendim. Belki sana faydası olur diye söylüyorum. Öyle mi? Kendisini fabrikatör diyerek tanıtan Kemal Bey, sokak sokak dolaşıp işportacılık yapıyor. Müjdat, ne demek istiyorsun anlamıyorum. Anlamana lüzum yok. Bak, annem sana bu resimleri gönder. Niçin gülüyorsun anlamıyorum. Anlayamazsın Müjdat. Annene söyle, bu fakir çocukların hayatlarını kazanmak için gösterdikleri gayreti ancak senin annen gibi gösteriş meraklısı olan insanlar hakir görebilir. Ne demek istiyorsun? Yani onu bu haliyle de mi kabul edeceksin? Oysa Kemal'i her zamankinden daha çok takdir ettim. Her zamankinden daha çok sevdim. Güle güle Müjdat. Annene selam söyle. Hüsrinciğim, sana bir sürprizim var. Bugün Kemal ve Nuri'nin fabrikatör değil de birer işportacı olduklarını öğrendim. Hem de kimden biliyor musun? Müjdat'tan. Hiç kırılmadım ama. Bilakis daha çok bağlandım. Biliyor musun, onu daha çok seviyorum şimdi Nesrinciğim. Ama ona bir oyun oynamak istiyorum. Bugün Kemal'le konuştuk. Gece beni bir yere götürmesini istedim. Biraz gaddarlık olacak ama... bu akşam onları iyice bir masrafa sokup hallerine biraz güleceğim. Evet, onlara biraz para sarf ettireceğim. Ne dersin bu fikrime? Çok neşeliyim, hep içmek istiyorum. Sizi de masrafa sokuyorum ama kusura bakmayın. Masraf? Estağfurullah canım, masrafın ne kıymeti var yani? Masrafın bizim için ne emniyeti var yani ya? Hadi içmiyor muyuz? İçelim. Ama hepsini bitireceksiniz. Peki, bitirelim. Yalnız fazla içemezsiniz diye düşünmüştüm de. Ne olur, biz de dökeriz içmezsin. Döker miyiz? Tabii. Hepsini döktü. Ama hepsini biz içecek değiliz ya. Biraz da kova içsin. Değil mi ya? Ay. Kız ne güzel dans ediyordu. Hoşuma ya, gitti. Ya çok güzel, çok güzel. Orada bir şişe şampanya gönderelim, ne dersiniz? Demem ki, ayıp olmaz mı yani? Gönderelim mi dersiniz? Gönderelim. Garson! Gelme! Buyurun efendim. Dansöz için bir şişe şampanya. İki şişe olsun. İki şişe mi? Az mı oldu? Üç şişe olsun garson. Yo! Gel! Ne oldu? Biz dans edelim daha iyi ya. Edelim. Abi, para yok. Bende de yok. Bende de. Ne yapacağız? Yandı.
özür dilerim Kemal. Dansözünden hoşuma gitti, hovardalar gibi ona içki ısmarladım. Boş yere seni masrafa soktum. Masraf mı? Ne kıymeti var canım? Tabii senin gibi zengin bir adam için ehemmiyeti yok ama... ...o zavallı dansöz nereden para bulup içecek? Gecede kazansa kazansa... 500 liradan fazla kazanamaz. 500 lira? Tabii canım, ya. Kazansa kazansa 500 liracık kazanır zavallı. 500 lira. 1, 2, 3, 4, 5 şişe. Garson, gel bakayım yavrum buraya, gel. Buyurun efendim. Sen bana bir şişe şampanya daha getir bakayım. Ama sakın hesabı söyleme ha. Bağış isterim. Garson, gel bakayım, gel. Gel. Yak bakayım şu sipsiyi benim, battı balık yan gider ha. Hadi bakalım, gölge etme, biz müşteriyiz burada. Oh be! Son zamanlarda hep beraber geziyoruz, fabrikadaki işlerini ihmal ediyorsun. Ya, öyle oluyor. Fabrikanı ne kadar görmek isterdim, hadi beni yarın götürsene. Götüreyim, götüreyim ama yarın olmaz. Neden? Grev var, grev! Ya. Öyle mi? Nuri'nin yalnız canı sıkıldı, yanına gidelim mi? Gidelim canım, nasıl istersen, tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Uuuuf, şampanya şimdi! No, Nuri, pek durgunsun, ne var? Yoksa Nesrin'i mi düşünüyorsun? Tabii, Nesrin'i düşünüyorum yani, burnumda tutuyor. Öyleyse Nesrin'in şerefine bir şişe şampanya! Şampanya! Tamam be, tamam! Oldu bu iş yani! Garson, gel bakayım buraya oğlum! Buyurun efendim! Buraya bir şişe şampanya getir bakayım, tavuk! Ne yapayım be abi? Şampanya içmesek mi, ne etsek yani diyorum da... abi, Kemal Beyciğim, gitme zamanı geldi galiba! Geldi de geçti bile! Öyleyse ben tuvaletimi tazeleyeyim, siz de o zamana kadar hesabı ödersiniz. Hesabı ödermişim. Ulan sende hiç akıl yok mu? Ben ne yaptım yani? Şampanya ısmarlıyorsun ben! Ben ısmarlamadım ki, ben bir şey şampanya ısmarlıyorsun! Kafa yok mu sende? Vurma kafama! Kafa yok mu? Vurma kafama! Ya abi, abi be, sende ne kadar para var? Sende? 10 lira var, 10! 10 lira mı? 10 lira çok az para be abi, 10 lira ne işimizi görür? Abi be, buradan çıkmanın bir yolunu bulsak... Abi be, tüyelim mi buradan ha? Dur bakalım, evvela bir hesabı isteyelim. Belki de 10 lira yeter. Tabii ya, belki de 9 liradır, 1 lira da bize kalır abi, değil mi? Belki de 8 liradır ya! Tamam, belki de 8 liradır, 2 lira kalır bize sonra abi! Garsonu çağır! Gel! Garson, garson gel! Garson oğlum, gel bakayım! Abi 2 lira kalıyor! Tabii, 1'er lira! Gel garson! Buyurun! Hesap ne kadar oğlum, hesap? 985 lira! 985 lira! Anne! 985 abi! 985. Bir virgül yanlışlığı var bunda! Ay! Of, ay! Bir yerine bir şey olmadı ya! Yok abi, vicdanım kırıldı yalnız! Oğlum, 985. Bu hesapta bir yanlışlık var. Kalemini verir misin, kalemini? Buyurun. Kalem? Mersi. Eyfa! Çak abicim! Vur gözünün üstüne abicim! Vur! Var mı daha, gelin bakayım! Hadi! Bu para bizim masanın hesabı. Bu da zarar ziyan için. Yalnız kimseye şikayet etmeyeli olmaz mı? Zaten birazdan gidecekler. Hay hay hay, ne demek? Gel bakayım, sıra sende! Hadi! Plastik, bu iş tamam! Abicim, hesap tamam değil mi? Hesap görüldü, yay lan! Hadi gidelim! Ne oldu? Vallahi bilmem, birdenbire bir kavga çıktı orada! Halbuki kibar bir yer burası, değil mi ya? Vallahi çok kibar bir yer burası, nasıl oldu da kavga çıktı anlayamadım bir türlü! Hadi neyse, gidelim artık, hesabı ödedik! Gidelim! Gidelim! Oh be, rahatladım be! Memek resim meselesi de suya düştü! Suya düştü anneciğim! Ben bu işe başka bir çare bulacağım! Bulursunuz anneciğim! Kemal'in bir kız kardeşi var demiştin, değil mi? Evet anneciğim!
peki, Nermin Kemal'in bir kız kardeşi olduğunu biliyor mu? Zannetmiyorum anneciğim. Güzel. Bana bak, şimdi doğru Hüsnü Bey'e gidecek ve Kemal'in evli olduğunu söyleyeceksin. Fakat o evli değil ki. Aptal, şu kuş beyni kafanı biraz çalıştır. Kemal'in kız kardeşini karısı olarak tanıtacaksın, anladın mı? Karısı olarak mı tanıtacağım? Evet! İyi. Bu iş ancak böyle bozulabilir. Evet şekerim, ben şampanyaları ısmarladıkça hallerini görecektin. Katılırdın gülmekten. Annemle babam onların iş portacı olduklarını anlarlarsa ne yapacaklar çok merak ediyorum. İş portacı olmuşlarsa ne olmuş sanki? Baban da zamanında hırdavatçılık yaptığını unutmasın. Nermin'cim, sizlerin yanında olmayı o kadar çok istiyorum ki... Bugün Kemal'i bulup her şeyi bildiğimi... kendisiyle evlenmeye hazır olduğumu söyleyeceğim. Evet Nesrin'cim, kararım kat'i. Yeter ki Kemal beni sevsin ve istesin. Hadi şekerim, bugünlük yeter. Yarın ben seni gene ararım. Tabii. Nuri'ye yakında geleceğini söyleyeceğim. Alazmadık şekerim. Olmaz. Olamaz. Bu bir rezalet. Çok müteessirim. Fakat hakikat bu. Bir işportacı, üstelik de evli ha? Size bunları anlatırken çektiğim ıstırabı tahmin edemezsiniz. Fakat her şeyi bilmenizin faydalı olacağını düşündüm. Peki, Nermin'in bunlardan haberi var mı? Evliliği hariç, evet. Şimdilik müsaadenizle, Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Bu kız çıldırmış. Ailemizi rezil edecek. Sokak satıcısıyla arkadaşlık ediyor. Bak, şimdi gelsin, ben ona haddini bildiririm. Bir dakika, sakin ol, ne olursun. Hem kızı üzeceğim. Hanım! Sen karışma bu işe. Hadi, beni yalnız bırak. Sokak satıcısıyla arkadaşlık etmenin ne demek olduğunu bildireceğim ona. Konuştuklarınızı duydum babacığım. Mahalle Hanım'ın çok garip huylarını bilirdim ama... buna bir de casusluk eklediğini bilmiyordum. Bir işportacı parçasıyla arkadaşlık edip ailemizi rezil ediyorsun. Bir de üstelik babana karşı geliyorsun, öyle mi? Babacığım, Kemal'in işportacı olduğunu biliyorum. Bunu bile bile onu seviyorum. Kemal'in işportacı olduğunu biliyorsun diyelim. Peki, evli olduğunu da biliyor musun? Evli mi? Ama bu imkansız! İmkansız mı? Mualla Hanım bunu sana kolayca ispat edebilir. Hayır! Gözümle görsem inanmam! Neden inanmayacak mısın? Kendini sana fabrikatör olarak tanıtan adam bekar olduğunu söyleyemez mi? Hayır, inanamam! Bunda inanmayacak bir şey yok Nermin. İstersen Mualla Hanım sana gözünle göstersin. Hayır, hepsi yalan! Yalan! Evet, göstersin. Üzülme abi. Belki Nermin'in bir işi çıkmıştır. Evet, belki. Fakat ben kendim Nermin'i aldattığım için üzülüyorum. Keşke şimdiye kadar ona ne olduğumu, kim olduğumu anlatsaydım. İşte arkadaşınız Kemal Bey de karısı. Belki günün birinde talih bize de gülecek. Düzelecek her şey. İstersen konuşalım. Hayır! Oldu! Oldu anneciğim. Ne kazanıyorlar? Bir almaya pişman, bir ala pişman! Buyurun, vatan geminin malları bunlar! Buyurun arkadaşlar, her şeyi çıkarır! Saç çıkarır, kir çıkarır! Buyurun! Vatan geminin malları bunlar! Zaten geminin, al kardeş al! Bunları almayanın ya parası yok ya! Buyurun! İşte sizin meşhur fabrikatörünüz Kemal Bey! Buyurun! Teşekkür ederiz, güle güle kirli! Vatan geminin malları bunlar! Vatan geminin malları, haydi yok mu? Abi! Bir dakika! Nermin, bir dakika dinle beni! Maalesef seni dinlemeye vaktim yok! Hakkımda bir karar vermeden önce beni dinlemelisin!
Seni ne diye dinleyecekmişim? Gözümle gördüklerimi bir de senden mi duyacağım? Yüzünü bir daha görmek istemiyorum artık. Mervin! Haklısın Mervin. Fabrikatör Kemal Bey, iş portadaki satışlarınıza mani olduğum için özür dilerim. Valla kadın olmasaydın şimdi ağzını burnunu dağıtırdım senin. Terbiyesiz! Müjdat, bu adam beni dövdü! Dövdü! Boş ver be abi! Hadi üzme kendini, gidelim gel! Ne o delikanlı, kadınlarla kavga mı ediyorsun? Bırak be abi, zaten canım sıkılıyor! Al şu cezayı da basıp gidelim biz buradan! Cezadan kim bahsediyor canım size? Sizi satış yaparken görmedim ki! Hadi toplanın gidin bakayım! Peki abi, hadi. Sağ ol abicim! Sağ ol! Yaşa abicim beni! Gel oğlum buraya, gel! Ha? Bizi çağırdı! Ne var? Buyur abi! Ulan, o karıya bir tane daha patlasın! Hey, ulan karı! Cadolaz karı! Sağ ol abicim, ömrüne bereket! Hadi eyvallah! Hadi hayırlısı! Sağ olasın abicim, eyvallah! Hürmetlerimi bildirirken selamlarımı sunarım! Ulan bu herifle de başım derde girecek be! Ah, Nermin! Bugün de mi denize gitmiyorsun? Oh, kaç gündür evden dışarı çıktın yok, şöyle dolaşıp biraz hava alsan, ha? Hayır! Gene mi o mesele? Üzülme abi, her şey düzelir. Hiç zannetmiyorum. Artık aramızda her şey bitti. Peki niçin onu sevdiğini söylemedin? Dinlemedi bile Nazan. Beni işportada satış yaparken gördükten sonra bana hakaret etti, gitti. Bana kalırsa Nermin böyle hareket etmezdi ama. Ya ne yapsaydı? Zaten kız haklı. Tanıdığı bütün insanlar kibar ve zengin. Bizse ekmek parası için sokak sokak dolaşan, cebinde 10 parası olmayan kimseleriz. Ama onu çok seviyorsun, değil mi? Evet. Çok seviyorum Nazan. Onun için de üzülüyorum ya. Evet, fakiriz. Sokaklarda çalışıyoruz ama bizim de sevmeye hakkımız yok mu? Seni de üzdüm küçük abla. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar ağlarsan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim. Ümitlerimi kırdım, hayallerimi yıktın, ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın. Benim ahım aldın, benim ahım aldın. Artık
artık sen de yalnızsın. Artık sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile. Artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim. Özür dilerim kocacığım, seni beklettim. Ziyanı yok karıcığım, biz de seni beklerken Müjdat Bey'le Nermin hakkında konuşuyorduk. Emin olun Müjdat Bey, Nermin de olanlara çok üzülüyor. Tahmin ederim efendim. Genç kızlar böyledir evladım, bazen hakikatleri göremezler. Haklısınız efendim. Neyse oğlum, biz kendisiyle görüştük. Nasıl olsa evlenme teklifini biraz sonra kabul edecek. Hadi hanım, biz gidelim artık. Gençler bu işi baş başa konuşsunlar. Müsaade. Güle güle efendim, güle güle. Allah'a ısmarladık. Merhaba. Merhaba. Çok müteessirim. Şimdiye kadar yaptığım hareketlerden dolayı özür dilerim. Eğer fikrini değiştirmedinse... ...senden evlenmeye hazırım. Hem de derhal. Sahi mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Nermin. Allah'a ısmarladık. Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bu evliliği kendi arzunuzla mı kabul ediyorsunuz? Yoksa annemin zoruyla mı? Hayır. Kendi arzumla. Niye içmiyorsun Nuri? Bilmem. Bugün pek canım istemiyor da. Biliyor musun abi? Nermin'le Müjdat'ın nikahı yarınmış. Gazetede okudum. Ne talihsiz insanlarmışız. Bu işin sonu böyle mi olacaktı? Selamun aleyküm. Aleyküm. Vay Kemal abim, merhaba. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Abicim, elimde 68 model harika spor bir Impala var. İki gün için sana verebilirim. Nasıl ha? Arkadaşlığımız öldü mü be? Bundan sonra daha çok yardımımız olacak abi. Değil mi Pısırık? Tabii. O da en atlet, baksana mama sen. Çoktandır bana uğramıyorsunuz, belki paraya ihtiyacınız vardır diye düşündüm. Ne de olsa eski arkadaşız. Kızların yanında mahcup olmanı istemem ya! Yaşa be Fısırık! Al! Helal olsun! Gıcır gıcır, kullan şunu ya! Al abi! Yeter artık! Yeter be, susun! Ne oldu abi sana? Ne oldu ya? Ya üstüne üstüne giriyorsunuz! Ne oldusu filan var mı yani? Adam efkarlı, görmüyor musunuz? Hay Allah'ım, ne hıyarsınız be! Olur mu bu kadar yani üstüne gitmek çocuğum? Ama abicim, anlayamadık biz bir şey. Ama yok canım abi ya! Efkarlı, görmüyor musunuz? Köpürürler hemen abi! Geliyor, geliyor! Nasıl geliyor? Affedersiniz çocuklar, kalbinizi kırmak istemezdim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kocam neşini. Bana çok yardımınız oldu. Lafım olur abicim be. Ulan atlet, donat bizim masayı. Donat bizim masayı bakalım hadi. Oğlum, otur şöyle, hemen gelirler, merak etme. Nikah yarım saat kaldı da onun için heyecanlanıyorum. Ben sana demedim mi, erkeklerin ömrü beklemekle ya geçer diye? Ama nikah salonuna davetliler gelmişlerdir. Ben gideyim de hazırlıklarla meşgul olayım.
Gelsene buraya, buraya gel! Buyurun anneciğim! Bana bak, işi kıvamına getirdin! Eğer bir bozarsan kafanı patlatırım, unutma! Peki anneciğim! Kafanı! Peki anneciğim! Peki, peki, peki! Size bir şey sorabilir miyim beyefendi? Buyurun! Bir sigara da ben yakabilir miyim lütfen? Tabii! Onu! Abim bugünlerde çok sinirli. Evet. Hele Nermin'in evleneceğini duyduğundan beri... Ne zaman evleniyor Nermin? Bugün. Yazık oldu abime. Onu ne kadar çok seviyordu. Şşt, geliyor. Hadi Nuri, gitmiyor muyuz? Her şeyi hazırladım abi, şimdi gidiyoruz. İnşallah bugün hayırlısıyla iyi iş yaparız. İnşallah. Haydi bismillah. Hadi eyvallah. Abicim. Allah'a ısmarladık Nazım. Güle güle. Abi. Hazırlığın çok uzun sürdü kızım, geç kalıyoruz. Nesrin'i bekliyordum da. İyi ama nikahın başlamasına yarım saat kaldı. Ne dersin kızım, biraz daha bekleyelim mi? Hayır anneciğim, gidelim artık. Gidelim yürü, tabii, anam, zaten yürü. Geç kaldık. Gel kızım. Aradığınız yer burası abla. Buyurun. Olmayayım, ben giderim. Yo, rica ederim, ben sizi kapıya kadar götüreyim efendim. Geliyorum, geliyorum. Buyurun efendim. Bir şey mi istediniz? Burası değil mi? Evet, burası. Nermin Hanım'la görüşmek istiyordum. Nermin Hanım nikaha gittiler. Nikaha mı gittiler? Evet. Yazık, geç kaldım. Çok üzüldüm. Öyleyse ben gideyim. Nermin! Nermin nerede? Yoksa gittiler mi? Söylesene canım, gittiler evet, mi? Evet, biraz evvel. Oh. Al şu bavulumu odama götür. Ben de doğruca nikah dairesine gideyim. Nikah dairesi? Nikah dairesi neredeydi? Biliyorum, biliyorum canım. Gelir Nermin ne kadar heyecanlı derseniz. Siz Nesrin Hanım'sınız değil mi? Evet ama beni nasıl tanıdınız? Ben sizleri hiç görmedim ama sizi ve Nermin Hanım'ı çok iyi tanıyorum. Ben Kemal'in kız kardeşiyim. Kemal'in kız kardeşi mi? Ben Kemal'in evli olduğunu biliyordum ama kız kardeşi olduğunu bilmiyordum. Evli mi? Bir yanlışlık olacak. Abim evli değildir. Peki ama nasıl olur? Nermin onu karısıyla birlikte parkta görmemiş miydi? Sakın Nermin Hanım,
kardeşimin fakirliğini örtmüş olmak için bunu bir bahane olarak söylemiş olmasın? Hayır, bu imkansız. Nermin kardeşinizi o kadar fazla seviyordu ki onun iş portacı olduğunu bildiği halde onunla evlenecekti. Peki öyleyse abimi niçin perişan etti? Ben de bunu öğrenmeye gelmiştim. Niçin olacak? Evli olduğu için. Abim evli değildir diyorum size. Evli değil mi? Peki ama, peki ama nasıl olur? Ah! Vallahi de anladım bu sefer. Billahi de anladım. Bunu yapsa yapsa Müjdat'ın annesi yapar. Kemal evli değilmiş, Nermin'e haber vermem lazım. Ay nereye gidiyorum canım? Ah, ne yapacaktım ben? Ah, akıl kalmadı ki, ben de haber verecektim. Ah, çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Nermin'e haber vermeyin. Hüsnü Rıza ve arzunuzla Bay Müjdat Kurt'u eş ve kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Siz de Hüsnü Rıza ve arzunuzla Bayan Nermin Sezen'i zevceliğe kabul ediyor musunuz? Evet, beyanlarını işittiniz. Siz de bu nikaha şahitsiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana vermiş olduğu yetki ve selahiyetlere dayanarak burada Nermin, bulunan Nermin misafirlerin ve şahitlerin huzurunda nikahınızı kıyıyorum. Biraz sonra atacağınız imza ile nikah muamelesinin resmi tarafı ikmal edilmiş olacak. Bundan sonraki hayatınızda bulacağınız müşterek anlayış ve mutlulukla kaimdir. Ömrünüz boyunca mutlu olmanızı dilerim. Buyurun kalemi. Buyurun kalemi dedim. Hayır, onunla değil. Lütfen sen kalemini verir misin Müjdat? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Sana yeter artık. Aa, bana mı söylüyorsun? Evet, sana söylüyorum anne. Ömrümde ilk defa sana susmanı söylüyorum. Bırak kızı gitsin. Görmüyor musun? İstemiyor beni. Mesut olsun. Elbette günün birinde beni isteyen biri de çıkar. Amanın dostlar, bu oğlan çıldırdı. Sana ters geliyorum anne. Susmayacağım. Susturum sana. Susturum işte. Susturum işte. Sus. Durdu. Ay fena ağlıyorum. Bayılacağım. Anne. Lütfen bir limon getirir misiniz? Annem bayıldı. Hey yavrum hey! Batmış geminin malları bunlar! Miskiyan ver sabunumu! Abicim, yardım etsen de satışa biraz satış yapsak yani sen de. Boş ver, canım sıkılıyor benim şimdi. Size al! Affedersiniz memur bey, Kemal ile Nuri isminde iki iş portacıyı arıyorum. Ne yapacaksınız onları? Hem bu kıyafetiniz ne? Canım siz tanıyor musunuz onları? Evet, tanırım. Ne istiyorsunuz onlardan? Onlardan biriyle evlenecek. Ne? Evlenecek misin? Hı? Nuri ile mi? Oo, hayır canım, Kemal ile. Aa, bu hayırlı işmiş. Hadi gidelim kızım. Bulalım onları. No ya, no, beğenmedin mi züppe? Sen Beyoğlu'na git Beyoğlu'na! Hadi hadi davran! Hadi, koş kızım hadi! Geç! Abi basındık belediye! Gelin! Hadi kızım, hadi canım davran! Abi çabuk ol belediye! Yürü! Koş! Evlenecek sensin, ben değil davran! Hadi. Gayret!
ayakkabılarda rahat koş canım. Hadi, yürü bakalım. Baş tutun. Durun lan, ceza filan yok, durun. Nermin! Sevgilim, her şeyi öğrendim, beni affet! Sevgilim, bir tanem, Nermin'im benim! He! Abi, ne ceza yazarsan yaz, razıyım bugün! Ne cezası be! Sana düğün hediyesi veriyorum, var hayrını gör! Ha. Bu kızı üzme sakın ha! Sağ ol aslan abicim benim, sağ ol! Gel, hadi! Eyvallah, eyvallah abi, eyvallah! Hey abi, benim Nesrin nerede Nesrin? Benim kız nerede ya? Ulan... Yok abi! Nuri! Geliyorum, aç koynunu! Yavrum ey! Yavrum! Yastık Nuri! İşportaya güle güle, sarıl bakalım sevgiline! Güvercinim benim, baklava benim, yürü! Hah, işte demin sormuştum ya, benimki bu işte! Öp bakalım belediyenin elini, he? Sıra bende. Belediyeye selam. Çiğ lan. Yola devam.